Akıllı Keçer ailesinden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Armağan. Bugün sizlerle birlikte Gigabyte'ın GeForce GT 1030 ekran kartını inceleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar bilmeyenler için söyleyeyim. GT ibaresi buradaki GTX ile aynı şey değil. Bu aslında daha düşük profilli bir ekran kartı. Şu an piyasada bulabileceğiniz en ucuz ekran kartı diyebilirim bunun için. 300 lira gibi bir fiyatı var. Tabi farklı markaların farklı farklı modelleri var. Yani Gigabyte'ın da farklı modeli var. İşte soğutma şeyi değişiyor. Ee, orada fiyatlar değişiyor arkadaşlar hani 300-350 lira arasında 291 liraya MSI'nin bir modeli var O modeller arasında bu, bu, bunu, bu kartı bulabiliyorsunuz peki bu kartın özelliği ne neden bu videoyu çekme gereksinimi duydum Ondan bahsedeyim kısaca ilk olarak şurada bir e, GTX 1070'in kutusunu görebilirsiniz hani bu kutunun yanında bu kutu biraz böyle ufak kalıyor zaten Düşük profilde olduğunu buradan da görebilirsiniz arkadaşlar kartın Peki bu madem düşük bir profilde Hani neden bu kartı Biz Buraya çıkarttık işte bir oyun kanalı olan kanalımıza tanıtma ihtiyacı hissettik. Şundan dolayı bu kart arkadaşlar 300 liraya size güncel oyunların hepsini açıyor. Hani çok iyi açıyor mükemmel açıyor öyle açıyor böyle açıyor demiyorum ama açabiliyor. Size bunu oynatabiliyor. O yüzden bu kart çok özel bir kart. İsterseniz ilk olarak bir kutu açılışını yapalım. Kutu açılışından sonra kartın böyle bir etrafına bakalım. Hani şurada yazan low profile lafı hakikaten ne demek onu bir öğrenelim. Neden bu karta düşük profil denilmiş? Gerçekten bir onu görelim. Ondan sonra da kartın performans testlerine bakalım. Şimdi hemen ben kutuyu açmak istiyorum arkadaşlar. Şuradan çok basit bir şekilde kutu açılıyor. Hiç öyle can canlı böyle şuradaki kutudaki olduğu gibi içten kutu çıkacak falan filan öyle şeyler yok. Şöyle küçük bir kutunun içerisinden kartımız çıkıyor. Kartın koruyucuları tabi karta takılı olarak geliyor. Ben kartın testlerini yaptığım için bu şeyler Şimdi çıkmış oldu bende. Ondan sonra şöyle hemen kutuyu kenara koymak istiyorum. Geri kalan içindekileri alıp. Evet. Şimdi kutumuzu boşalttık. Dediğim gibi zaten içinde öyle çok böyle aman aman bekleyeceğiniz bir şey yok. Kartın kendisi var. Bir tane mini ATX kasaları takmak istiyorsanız onunla ilgili böyle bir küçük şu ekran kartının arkadaki plakayı değiştirmenize yarayan küçük bir plaka var. Bunun haricinde bir tane küçük bir kullanım kılavuzu var. İşte kullanım kılavuzunun içinde neler var neler yok onlar var. İşte kartın özellikleri vesaire gibi şeyler. Garanti belgesi ve CD'niz var arkadaşlar. CD'yi kullanmayın, güncel driverları Nvidia'nın sitesinden indirmeyi tercih edin. Şimdi kartın kendisine bakalım. Şöyle çıkartıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi kart oldukça küçük. Ee, şurada küçük bir fanı var. Bu fanı uygulamasından kontrol edebiliyorsunuz e, hızını. Ama büyükçe bir, bir, şey, bir şey beklemeyin. Hani zaten kart öyle çok ısınan çok böyle sıcaklık problemi olan bir kart değil. Ben bu kartı 11 farklı oyunda denedim farklı farklı grafik detaylarında denedim çözünürlüklerde denedim. Ee, en fazla gördüğüm sıcaklık derecesi 66 dereceydi. Bunun zaten pasif soğutma yani şurada metal bir plaka olan soğutmalı versiyonları da var. Yani şöyle bir fana bile ihtiyacı yok bu kartın ki Böyle büyük büyük fanlı kartlar var arkadaşlar onlarla bu kartlar arasında öyle Dramatik bir özellikle soğutma açısından konuşuyorum. Hiçbir fark olacağını sanmıyorum sadece o kartların belki e OC versiyonu varsa yani overclock yapılmış versiyonlarsa birazcık daha FPS'de size bir 2 FPS kazandırabilir. bu elimde görmüş olduğunuz kart da yine OC moduna sahip. OC ve gaming modu iki farklı modu var. O modlarda da frekans hızları değişiyor. Size FPS olarak birkaç FPS kazandırıyor temel tasarıma nazaran. Şimdi kartın şu ön yüzüne bakalım. Bir tane DVI girişimiz var. Bir tane de HDMI girişimiz var. DisplayPort gibi bir giriş yok. Çünkü zaten bu kartanın G-Sync vesaire gibi bir desteği yok. Ee, öyle bir şey isteyen kullanıcılar zaten 300 liralık bir kart değil zaten. O tarz bir monitör alan kullanıcılar 300 liralık bir kart değil daha pahalı bir kart. Yani şuradaki 1070 gibi bir kartı da tercih edeceklerdir. Ee, başka ne gibi özellikleri var? 2 GB ondan bahsedeyim. Hemen teknik özelliklerinden bahsedelim. Biliyorum teknik özellikleri aslında sizi fazla ilgilendirmiyor. Çünkü bu kartın böyle aman aman bir teknik özelliği yok. Bu kartın özelliği oyun oynatması. Ee, ucuza oyun oynatması. 300 lira oyun oynatması. O yüzden hani teknik özellikleri fazla biliyorum merak etmiyorsunuz. Ama şöyle ufak bir üstünden geçelim istiyorum. Şimdi bu kart 2 GB 64 bit veri yoluna sahip. Ee, İçerisinde CUDA kuru barındırıyor tabii doğal olarak. 384 tane kuda koru var. Yani e, abi ben işte kuda ile ilgili bir iş yapacağım yapabilir miyim bu kart destekliyor mu derseniz destekliyor ama öyle e, çok fazla bir şey beklemeyin çünkü kuda Kor sayısı gerçekten az yani şu kartlara nazaran bayağı bir az olacaktır. Hani size testinizi yaptırır ama e, aman aman bir şeyler beklemeyin. İsterseniz biraz da frekans hızlarından bahsedelim. Bu elimde görmüş olduğunuz kartın iki farklı modu mevcut. Dediğim gibi OC mod ve Gaming mod. Şimdi OC modda bu kart daha hızlı çalışıyor. O yüzden OC moddaki frekans hızlarından bahsedeceğim size. Temel frekansı 1252 MHz. usta 1506 MHz'e kadar çıkıyor. Bu fena bir değer değil arkadaşlar. Bu kartın rakibi RX 550'dir AMD cephesinde. Eee... Nvidia cephesinde de 1050 ile biraz karşılaştırabilirsiniz ama yine 1050 ile bunun arasında çok ciddi fiyat farkı var. Yani RX 550 ile arasında 30-40 hatta belki 50 liralık bir fark varken o 385 liralık bir kart aşağı yukarı bulabiliyorsunuz. 1050'ler ee, bundan çok daha pahalı. 1050 Ti'ler hele çok daha pahalı. O yüzden hani şu kartın direkt rakibi olabilecek bir kart aslında yok. Çünkü bu kart çok ucuz. 300 lira. Ama dediğim gibi AMD RX 550 2 GB'lık versiyonuyla bu kartı kıyaslayabiliriz. Ondan onun da temel frekans hızlarına yakın bu frekans hızları. Peki başka neler destekliyor? Güncel API'ların hepsini destekliyor arkadaşlar. Ee, mesela Vulkan, DirectX 12 vesaire gibi API'ların hepsini destekliyor. Peki ee, şu var mı? Şimdi GeForce Experience bunu çalıştırabiliyorsunuz. Öncelikle onu söyleyeyim. Peki GeForce Experience'ın içindeki mesela işte stream yapma yani yayın yapma ya da görüntü kaydetme, ekran görüntüsü kaydetme ya da VR gibi özellikler destekliyor mu derseniz orada bu kartın çuvalladığı noktaya geliyorsunuz. Bu kart dediğim gibi o işler için tasarlanmış bir kart değil. Bu kart sizin Intel'le gelen grafik yonganızdan çok daha iyi bir kart ama ondan biraz üstünü vermeyi size amaçlıyor. Aşağı yukarı bunu şey gibi düşünebilirsiniz. Bunlar alacağınız performansı. Apple'lardaki performansa benzetebilirsiniz. Bazı oyunlarda daha iyi bazı oyunlarda daha kötü. Apple'un bazı versiyonlarına göre daha iyi bazı versiyonlarına göre daha kötü bir performans veriyor size. Yani o, o tarz bir şey bekleyin. E, tabii ki bunda VR işte e, oyun yayını vesaire oyun içi görüntü kaydetme gibi özellikler kapalı olacaktır. Peki ne açık ne yapabiliriz? 4K desteği var bunun. E, tabii ki 4K'da size oyun oynatmayacaktır ama bir ekranınız varsa 4K'dan size böyle video izletebilir ya da evin içinde böyle küçük bir from faktör işte şey yaparsınız, e, küçük bir kasa yaparsınız. mini ATX, işte HDPC denilen şeylere geçersiniz. Oradan bir televizyonunuza yayın yaparsınız, televizyonunuzda bir şeyler yaparsınız. işte onu bir akıllı televizyonlara getirebilirsiniz. Veya giriş seviyesi e-spor oyunları dediğimiz oyunları oynayabilirsiniz. Ve e, çok sorulan ve merak edilen GTA 5 vesaire gibi oyunları da belli şeylerden kısmak kaydıyla oynayabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi 11 farklı oyunda test ettim. Onunla ilgili detayları da geleceğim. E, şöyle kartın teknik detaylarından bahsettikten sonra tabii OpenCL desteği var. PCI Express 3.0'dan giriyor. Hiçbir güç kaynağına ihtiyacınız yok. 30 watt'lık bir TDP değerine sahip 300 watt'lık herhangi bir güç kaynağıyla çalışabilir. Hiçbir güç girişi yok gördüğünüz gibi kartın direkt PCI Express slotunuza takacaksınız ve çalışacak kart. Dediğim gibi ısınma konusunda da hiçbir problem yok. Hangi işlemciyle kullanabiliriz diyorsanız Intel'in yeni e, Kabul Pentium'ları kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel bir çift olacaktır ikisiyle. Ve öyle bir sistem size 1200, 1300 ya da 1400 lira işte artık tercihinize göre gelecektir. Anakart işlemcisi, RAM vesaire gibi e, parçaladığıyla. E, mesela Pentium'la bunu e, komboladığınız zaman çok güzel giriş seviyesi bir oyuncu bilgisayarınızı bilgisayarınız olacaktır. 1200, 1300 e, yani 1200 1400 lira fiyat bandı arasında. Dediğim gibi o sistem toplamayı da ben yapmak istiyorum kanalda. O sistemi de burada beraber sizle toplayalım. Testlerini yapalım istiyorum. Eğer onu da merak ediyorsanız yorumlar kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Öyle bir sistem istiyorsanız benim dediğim gibi aklımda öyle bir plan var. Geldiyse açıklamalar kısmında o sistemin videosuna da ulaşabilirsiniz. Gelmediyse de yakında yazıyordur. Yakında kanalımıza eklenecektir. Şimdi lafı kısa keselim artık. Kartın teknik detaylarıyla ilgili konuştuk. Güç tüketiminden bahsettik. Temel şeyle özelliklerinden bahsettik. Şimdi en çok merak ettiğiniz yere gelmek istiyorum ben. Oyun performansına. Şimdi bu kart oyunlarda nasıl performans gösteriyor? Hemen ondan bahsedelim. Dediğim gibi 11 farklı oyunda ben test ettim. Ee, Tabi oyun içi görüntü alamıyorsunuz dediğim gibi karttan. O yüzden beni oyun oynarken dışarıdan bir şekilde göreceksiniz. Görüntüler biraz öyle çekilmek zorunda kaldı. Zaten bunu şey destekleseydi bile hani GeForce'un içerisindeki oyun kaydını destekleseydi bile kartın performansını etkileyebilirdi. O yüzden bu tarz çekim daha iyi olduğunu düşünüyorum. E tabi dışarıdan bir Capture kartınız olsaydı çok daha iyi bir çekim yapabilirdiniz. Hemen oyunlara geçiyorum. Şimdi 1080p'de oynadım arkadaşlar. 720p'ye inmedim. Çünkü inmemi gerektirecek bir performans düşüklüğüne karşılaşmadım. E, şunları tahmin edebiliyorum. Tabi bazı oyunları ben e, düşük ayarlara çektim. Orada 60 FPS'leri tutturmaya çalıştım ya da 30 FPS'yi tutturmaya çalıştım en az. Ee, o oyunları 720p'ye çektiğiniz zaman çok daha iyi bir performans alacağınıza eminsiniz. Ama Emin olabilirsiniz ama 1080p artık günümüzde standart olduğu için ben genelde 1080p oynamaya çalıştım. Evet arkadaşlar biliyorum hepiniz heyecanla oyun testlerini bekliyorsunuz. Dediğim gibi 11 farklı oyunda farklı çözünürlük ve görüntü ayarları görüntü kalitesi ayarlarında test ettim oyunu. Hemen oyun performanslarına geçmek istiyorum ama önce hemen bir test sistemimizden size bahsedeyim test sistemimizde neler vardı sistem darboğaza girdi mi girmedi mi bunun için önemli olduğundan hemen şöyle bir test sisteminden bahsedeyim size Intel 6800K işlemcisini kullandık 6 çekirdek 12 threadlik 16 GB RAM'imiz vardı. E, oyunların hızlı yüklenmesi açısından SSD'ye kurdum ama e, bu performans açısından hiçbir şekilde fark etmeyecektir size FPS açısından. E, FPS'leri kaydetmek için de MSI'nin Afterburner programını kullandım. Şimdi ilk oyunumuzdan başlayalım. İlk oyunum benim Shadow of Mordor oldu. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. 1080p'de oynadım bütün oyunları. Çeşitli görüntü ayarları kalitesinde oynadım. 720p'de oynamaya gerek duymadım. Çünkü oyunlar 1080p'de açıldı istediğim seviyede. İstediğim seviye şuydu. Bazı oyunlar için 30 FPS, bazı oyunlar için 60 FPS hedefim vardı ve bunları orta görüntü ayarları kalitesinde yapmayı planlıyordum. Bunları çoğu zaman tutturdum. E, tutturamadığım oyunlarda yani sizin mesela diyelim ki 30 FPS'de ben Medium'da oynamışım beğenmiyorsanız 720p'ye geçip bunu high'da oynayabiliyorsunuz arkadaşlar hani testini yapmanıza gerek yok çünkü bu kart aslında 1080p'de Bu tarz oyunları bile çalıştırabiliyor o açıdan hani yapmaya gerek duymadım Öyle söyleyebilirim 1080p'de Shadow of Mordor oynuyoruz arkadaşlar dört e, farklı görüntü ayar kalitesinde oynadım ben bu oyunu İlk olarak Lovis'te oynadım Lovis'te Benchmark testinde Ortalama bana 60 FPS'lik bir değer verdi ki benchmark testi arkadaşlar oyunun işlem gücünüzü zorladığı, ekran kartınızın işlem gücünü zorladığı bir test. Hani oyun içindeki performansınız bundan daha iyi olacaktır. Şöyle söyleyebilirim. Dediğim gibi yine Lovus'ta konuşuyoruz. Lovus'ta maksimum FPS'miz 87.61 FPS'ymiş. Minimum da 34.85'e düşmüş. Tabi bu benchmark içindeki patlamalar, işte ışıkların yansıması vesaire gibi durumlarda meydana gelmiştir. Yani siz oyun içerisinde eğer lowest oynamak isterseniz bu oyunu oyun içerisinde 60 FPS'nin üstünde bir değer alabileceksiniz. Şimdi low ayarları çekersek ne oluyor? Low ayarları çektiğimizde ortalama FPS'miz 55'e düşüyor. Maksimum FPS'miz 78'e düşüyor. Minimum FPS'miz de yine 34'te sabit kalıyor. Yani siz bu oyunu aslında low'da da oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bu kartla Peki abi ben low'da oynamak istemiyorum. Medium veya high'da oynamak istiyorum derseniz ne yapacaksınız? Medium'da 41.55 FPS'lik bir ortalama değeriniz var. High'da da 33.89 FPS'lik bir ortalama değeriniz var. Şimdi arkadaşlar 30 FPS dediğimiz zaman herkes böyle bir duraklıyor. Ama mesela bu izlediğiniz video 30 FPS. Birçok oyun, mesela PlayStation'da oynadığınız birçok oyun 30 FPS ya da 25 FPS özellikle 900p kalitesinde falan açılıyor. PlayStation 4'te bazı oyunlar 720p ya da 900p seviyesinde açılıyor yani 1080p bile değil. Ki bu oyunu gene ben 900 p'de denedim. Orada siz hayır falan çok rahat oynayabiliyorsunuz dediğim gibi hiçbir sıkıntı olmuyor. Yani size bu kart aslında bir PlayStation seviyesinde görüntü kalitesi sunuyor 300 liraya. O yüzden hani 30 FPS kötü diye düşünmeyin arkadaşlar. 30 FPS'de sizi mesela maksimumda 51'de tutuyor size hayda. 51 ile 33 arasındaki bir FPS aslında sizin için akıcı bir oyun deneyimi demektir. Yani siz bu kartla Shadow of Mordor'u hayda aslında oynayabilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir problem yok. Ama ben birazcık daha iyi oynamak istiyorum. Birazcık daha akıcı olsun. İşte ne bileyim ben 60 FPS'ye çok takılıyorum diyorsanız ayarları birazcık kısa biliyorsunuz. Ve kartınız çok rahatlıkla sizi bunu çalıştırıyor. Ya da 720p'ye iniyorsunuz ya da 900 p'ye birazcık daha orta bir değere geliyorsunuz. Çok rahat çalışıyor arkadaşlar. İkinci oyunum Overwatch. Overwatch'ta ben şunu yaptım. Bir V-Sync açık denedim. Bir de V-Sync kapalı denedim. V-Sync kapalı arkadaşlar medium'da 70 FPS, 80 FPS alabiliyorsunuz. Ortalama değerlerden bahsediyorum. İşte maksimum 80, 85'e geliyor. Ortalama olarak da 70 FPS'i falan tutturabiliyorsunuz. Yani Overwatch'u siz medium'da oynayabiliyorsunuz. Hayda ne yapıyorum abi derseniz. Hayda da ortalama FPS'iniz 54'e düşüyor sadece. Yani oyun bazı yerlerde minimum FPS'sini 49 FPS gibi bir değere indiriyor. 49, 48, 47 bu, say bu seviyedeki bir değere indiriyor. O yüzden ortalama değeriniz biraz düşüyor. Mesela Birisi ulti attı ortada bir karışıklık var. Zarya Graviton Surge'ü attı. Oradan e, Hanzo ultisini attı. Ortalık bir karıştı dediğiniz zaman e, 49 FPS'ye düşüyor. Epic ayarlarda yani en tepedeki ayarlarda ne oluyor? Bu bahsettiğim sahnedeki e, göl, e, FPS değer 42'ye düşüyor. Ortalama FPS'niz 51'e düşüyor. Gene maksimum FPS'niz yukarı çıkmaya devam ediyor arkadaşlar. Yani aslında siz e, Medium'da çok yüksek FPS'lerde oynayabilirken ya aslında medium'da falan 200 FPS'leri falan görebileceksiniz arkadaşlar maksimumda eğer V-Sync'i kapatırsanız. V-Sync'i niye açayım niye kapatayım diye soruyorsanız eğer e, rekabetçi bir oyuncuysanız V-Sync'i kapatmak isteyebilirsiniz. Zaten onu zaten biliyorsunuzdur bu videoyu izlerken. E, o yüzden kapattığınız zaman iyi FPS değerleri aldığınızı size söyleyebilirim. Medium'da oynamanızı tavsiye ediyorum. E, High medium karışık bir şey de yapabilirsiniz. Yine FPS'iniz iyi olacaktır ama ben abi klasik oyuncuyum hani öyle takılıyorum oyunda falan diyorsanız Vsync'i açabilirsiniz hani yırtılmalar olmaz şeyler olmaz güzel bir teknoloji belli bir yere sizi sabitliyor. onda da Epic'te mesela 51 FPS'de çok rahat oynayabiliyorsunuz. Epic Hay'ı böyle karıştırırsanız 55 FPS'lere falan geliyorsunuz. Dediğim gibi en düşeceğiniz FPS 42 FPS 43 FPS olacaktır. O da bazı aşırı sahnelerde sadece bu olacaktır. Ben çok denedim arkadaşlar Overwatch'ta. Hiçbir probleme rastlamadım. Yani her ayarda gayet akıcı bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Peki en merak edilen diğer bir oyuna gelelim. League of Legends. League of Legends'ta ne yapıyor bu kart? Zaten bu kartın amacı League of Legends arkadaşlar. League of Legends, Dota, Overwatch, Counter Strike, CSGO yani. GTA 5'in bir nebzesi. Hani onu, onu bile hedefleyebiliyor bu kart. Bu kartın olayı o. Bu kart oyunları ağlatıyor arkadaşlar. League of Legends'da siz 160-170 FPS'leri çok rahat görebilirsiniz. Bütün görüntü ayarları en sondayken 1080p'de konuşuyoruz. Mükemmel bir oyun deneyimi. En düşük FPS benim gördüğüm 118 FPS olmuş. Yani söylenecek çok bir şey yok arkadaşlar. League of Legends bu kart için bir uzmanlık alanı. Alın gönlünüz 300 liraya alın bu kartı. Sabahtan akşama kadar League of Legends, Dota, CSGO oynayın. Hiç sizi üzmez arkadaşlar açık açık söyleyebilirim. Peki bir tane daha zor bir oyun denemek istemiştim ondan sonra Batman Arkham Knight. Ben bu oyunu denemeyi çok seviyorum. Çünkü Batman Arkham Knight optimizasyonu problemli bir olan bir oyun. Bu kartı o oyunda denediğiniz zaman hani problemini görebiliyorsunuz. Bir, ikincisi bu oyun FPS kilitli olarak geliyor. Bu açıdan da test kartı kartı test etmek açısından iyi ve bu oyun e, konsol platformunda da bulunuyor. Kıyaslama yapabiliyorsunuz. Şimdi Batman Arkham Knight'ı ben loveda oynamışım arkadaşlar. Love'da ortalama 34 FPS almışım. Maksimum 48 minimum 27 FPS'ye düşmüşüm. Belli alanlarda demek ki bir FPS düştüm. Olmuş 27'ye kadar indiysem. Şimdi zaten bu oyun 30 FPS, 25 FPS gibi bir değerlerde çok akıcı bir şekilde oynanabiliyor. Zaten konsolda da oynandığı için o değerlerde gidip geliyor. Siz bu kartla bunu, bu oyunu konsolda oynadığınız gibi oynayabiliyorsunuz ve arkadaşlar Love diyorsunuz ama oyunun görüntü kalitesi gerçekten çok iyi Love'da bile. O yüzden bu oyun bu kartla çok güzel bir şekilde oynanıyor. Hiçbir problem yok. Zaten oyun içi görüntüleri görüyorsunuz. Hiçbir takılma vesaire gibi şeyler yaşamıyorum. Ben bu oyunu RX 460'a da test ettim. Yine onda kanalımızda bulabilirsiniz. Bu tarz oyunların orada da test etmiştim. Yine karşılıklı olarak iki kartın performansına bakabilirsiniz. Bu kart RX 460'da tamam bazı durumlarda geriye düşüyor. Özellikle grafik detaylarını arttırmak istediğinizde bu kart 2 GB. O kart 4 GB'tı. Birazcık daha size yer sağlıyor bundan. Ama bu kart yine bazı yerlerde ona kafa tutabiliyor ve RX 460 ya da 560 derseniz tabii 560 azıcık daha iyi o karttan 460'dan. Bu karta nazaran çok pahalı kartlar. Yani bu kart gerçekten ucuz ve size bu oyunları çok güzel oynatıyor arkadaşlar. Zaten siz tablo olarak da bu değerleri görüyorsunuzdur. Ben buradan okuyorum ama çok güzel grafikler hazırladım. O grafikleri de siz görüyorsunuzdur zaten. Karşılaştırmalı olan grafiklerimiz de gelecek arkadaşlar. Hemen diğer oyuna geçelim. Yine güncel bir oyun Mass Effect Andromeda. Andromeda'da ne yaptım? Medium'da oynadım arkadaşlar oyunu en yüksek 55 FPS aldım oyunu savaş sahnesinde oynadım bir tane hemen zaten sizin de görebileceğiniz gibi o sahnede minimum 30 FPS'ye düşmüş aşağı yukarı 45-50 FPS ortalama arasında oynamışım işte 45 falan yazmışım buraya ben de değer olarak 44 yazmışım 44 virgül küsüratlı bir değeri var hadi bunu 44'e yuvarlayalım 44 FPS olarak da oynamışız oyunu arkadaşlar ortalama olarak. Fena bir rakam değil. Dediğim gibi 30 FPS size çok akıcı bir görüntü olarak gözükecektir. Dediğim gibi bu video 30 FPS olarak çekiliyor. Gayet de akıcı gördüğünüz gibi görüntü. Gayet iyi bir çözü şey arkadaşlar aslında bu. Yani Medium'da oynuyorsunuz, gayet güzel görünüyor oyun. 44 FPS'de oynayabiliyorsunuz. Maksimum 55 FPS'ye çıkıyor. Oyun böyle sıkıştığı zaman 30 FPS'ye inmiş sadece. Güzel bir değer. Witcher 3'e gelelim. Witcher 3 Wild Hunt oynadım ben, LoW'da. 34 FPS değer aldım ortalama maksimum 42 minimum 26 çıktı bu aralık çok küçük yani bu oyun size 30 FPS değerinde tutmaya çalışıyor Bu kart bu oyunda 30 FPS'de Witcher Witcher 3 Wild Hunt oynanır mı oynanır arkadaşlar Gördüğünüz gibi zaten ben orada Bir savaşa falan girdim Hiçbir problem olmadı gözüm ağrımadı lan takıldı falan filan demedim gayet güzel bir şekilde gitti Evet arkadaşlar sıradaki oyunumuz 4-3 4-3 aslında Benim Beklentimin de üstüne çıkan bir oyun güncel sayılabilecek bir oyun. Araba yarışı e, gayet detaylar falan da var. Hani pistlerde işte toz sıçraması, kar sıçraması ve, vesaire gibi detaylar da mevcut. Benchmark'ını da kullandım arkadaşlar. Zaten low ve e, Medium ayarlarını hiç saymıyorum çünkü 158 ve 102 FPS ortalama değerlerinde oynatmış bize. E, high Ultra arası böyle. Bazı değerleri High'a aldım, bazı değerleri Ultra'ya aldım. Zaten siz yaptığım ayarları da görebiliyorsunuzdur ekrandan. Bu ayarlarda 76 FPS'de bizi oynatmayı başarmış. Gayet iyi bir değer arkadaşlar. E ee, bu kartın en başarılı olduğu şeylerden bir oyunlardan bir tanesi oldu onu söyleyebilirim. Şimdi yine güncel bir oyun Total War Warhammer. Ne yaptı diye sorarsanız bunu da benchmark'la denedik arkadaşlar. Low'da maksimum 49, minimum 35 FPS verdi. Yani size 35 FPS değerinde tuttu, ortalama değerinde 43 FPS olarak geldi arkadaşlar. Medium'a çektiğimiz zaman ortalama değer 34 FPS'ye düştü. Maksimum FPS 40 FPS oldu. Minimum da 27 FPS'ye düştü. Şimdi Warhammer biraz görüntü benchmark yaptığım için özellikle görüntü olarak biraz yoğun bir görüntü içerisine soktu bize oyun içerisinde çok daha iyi bir değer alacağınızı ben söyleyebilirim. Yine bu değerler arasında bu oyunda kabul edilebilir bir seviyede oynanabilir arkadaşlar. Son olarak sizin en çok beklediğiniz oyuna geliyorum arkadaşlar. GTA 5. Şimdi ben GTA 5'i hem oyun içi görüntülerini aldım hem de benchmarklarını yaptım arkadaşlar. İkisinde de çok iyi performans verdi. Oynadığım ayanlar 1080p'de high ile medium arasında. Şimdi high ve medium dediğim zaman bütün değerleri medium gibi birkaçını high yaptım diye düşünmeyin. Çoğu ayı, ayarı high'da bıraktım. E, gayet güzel bir değer aldım arkadaşlar. Ortalama FPS'm 56. Maksimum FPS'm 155. Ee, benchmark'ta bir yerde sadece 33 FPS'ye düşmüş oyun. Bir yerde. E zaten sizde benchmark'ları ve oyun içi oyun içi görüntüleri görüyorsunuz. E, mükemmel derecede akıcı oynandı. Ya hiçbir şey kısmınıza gerek yok. Gerçekten e, yok işte biz bunu 750p'ye aldım 120 p alalım. Yok işte e, grafik ayarlarını low'a çekelim falan filan hiç gerek yok arkadaşlar. Hayda açın oyununuzu. Ceyir ceyir oynayın. Hiçbir problem yok. GTA 5 bu kart için problem değil. E, bazı ayarları dediğim gibi medium'a çekmek zorunda kaldım. Onun sebebi de bu kartın VRAM'inin 2 GB olması. VRAM doluyor arkadaşlar. Detayları açtığınız zaman bu kartın RAM'i dolmaya başlıyor. Belli bir yerden sonra daha fazla açamıyorsunuz. Daha fazla açamadığınız için zaten problem oluyor. Yoksa bu kart bu oyunu oynatmaya fazlasıyla yetiyor arkadaşlar. Dediğim gibi high ve medium ayarlar arasında siz ortalama 56 FPS ile oynayabiliyorsunuz. Çok iyi bir değer. Dediğim gibi bir yerde benchmark sadece 33 FPS'ye düşmüş. O yüzden ortalama değerimiz bu kadar düşük çıkıyor. Onun haricinde maksimum FPS'imiz 155 FPS'ydi. Yani çok rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. He abi ben çok akıcı oynamak istiyorum diyorsanız da medium'a çekerseniz hiç 720p'ye düşmenize bile gerek yok. Medium'a çekersiniz. Akıcı bir şekilde oynarsınız arkadaşlar. Son oyunda CSGO. Maksimum set ayarlarda oynadım oyunu. Minimum 60 FPS aldım. Maksimum 184 FPS aldım. Ortalama 127 FPS'lik değerlerde dolaştım arkadaşlar. Siz de benim Counter Strike maceramı görüyorsunuzdur zaten. Ee, yani çok iyiydi. Ne diyeyim? Çok iyiydi. Herhangi bir e-spor oyununda çok iyi performans veriyorsunuz arkadaşlar bu bu kart. Ee, çok memnun kaldığım bir alışveriş oldu. Gerçekten 300 liraya alabileceğim en iyi kartlardan bir tanesi demeyeyim. hatta en iyi kart. Yani e, daha düşük şeyler var tabii ki. E, bundan daha düşük fiyatlı bir kart yok ama eski kartlar var İşte mesela 950 var. E, 750 TL galiba hala da piyasada bulunuyor. E, bu kartlar da var. Bundan pahalı fiyatları ama abi onu alayım mı derseniz ee, tabii ki oyun performansınız bundan daha iyi olacaktır bazı açılardan ama bu kart güncel bütün e, teknolojileri destekliyor. Bir kere 14 nanometrelik bir işlemciye sahip, e, Pascal mimarisine sahip, e, güç tüketimi oldukça düşük, sizi ekstra maliyetlerden kurtaracak bir kart. Yani e, kesinlikle seçeneklerinizin arasına girmesi gereken bir kart olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar bu kart. Şimdi genel olarak e, şu bir tabloya bakalım, bütün 11 oyunun beraber bulunduğu tabloya. Gördüğünüz gibi en iyi performansı League of Legends vermiş. CSGO güzel bir performans vermiş. Sonra 4-3'ü Hayda Ultra ayarlar arasında oynamışız. Overwatch güzel bir performans veriyor. Sonra Shadow of Mordor gelmiş. Kartımızda en düşük performansı veren oyunlar. Batman Arkham Knight'da Witcher 3. Onlar da 34 FPS'de kalmışlar arkadaşlar. Dediğim gibi klasik bir Playstation performansını geride bırakmışız aslında. Yani şu karta şu, şu fiyata bir PlayStation alıyorsunuz. Yine 1080p'de Shadow of Mordor'un değişimlerine bakalım arkadaşlar. Lowest'da 60 FPS'yi vurmuşuz. Low'da 55.37, Medium'da 41.55, e High'da da 33.89'luk bir FPS almışız. Hani böyle bazı spesifik oyunlar için detaylara girersek şöyle ufak detaylar size kartla ilgili verebilirim. Evet arkadaşlar sıradaki oyunumuz Battlefield 1. Ben bunu Medium'da oynamaya çalıştım. Medium ayarlarda, yani hiç preset olarak geldi zaten, oyunu açtığım ayarlarda kullandım. Aldığım değer, ortalama 53 FPS, maksimum 58 FPS, minimum da 30 FPS almışım. Oyunun görüntüleri çok güzeldi. Battlefield 1 oynarken gerçekten keyif aldım, hani keyif alarak oynayabildim. Bu çok önemli arkadaşlar. Özellikle FPS oyunu oynuyorsunuz hani... Bir tıkanma, bir böyle bozukluk sizi böyle rahatsız eder. Öyle bir şey olmadı gerçekten akıcı bir şekilde oynayabildim oyunu ve görsel olarak da gerçekten bir şölendi. Hani tabii ki ultra'da oynamadınız, çok yüksek değerlerde oynamadınız ama karşı sizi bunu oynatmaya başardı. Ve akıcı bir şekilde oynatmaya başardı. En önemlisi bu. O yüzden e, Battlefield performansından da memnun kaldığımı söyleyebilirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyun testlerim bu kadardı. Dediğim gibi 11 farklı oyunda size oyun testi yapmaya çalıştım. E, bu 11 tane oyunun oyun içi içeriklerine, oyun içi e, görüntülerine de yine bu videonun sonunda ve açıklamalar kısmında ulaşabilirsiniz. Onun için ayrı bir video çektim. 11 tane oyunu orada kendiniz görebilirsiniz arkadaşlar. E, saniye olarak işaretledim. İşte GTA 5'e gitmek istiyorsanız o saniyeye tıklayıp oradaki GTA 5 performansını kartın görebilirsiniz. Orada detaylı olarak size bunları anlattım. E, ayrıyeten bazı oyunlar için mesela GTA 5 için Ayrı video çektim. İşte GTA, GTA 1030, GTA 5, GTA 5 performansı gibi videolar çektim. Burada da işte uzun bir 10 dakikalık GTA 5 performansını kartın görebilirsiniz arkadaşlar. 10 dakika boyunca oynadım oyunu. Size güzel bir video hazırladım. Orada çeşitli değerlerden de bahsettim. Dediğim gibi daha fazla oyun içi, performans değeri görmek istiyorsanız açıklamalar kısmına ve videonun sonuna bakabilirsiniz. Kanalımızda diğer videolarda mevcut olacaktır. Şimdi benim yapmak istediğim şey şu. RX 550 ve GTX 1050 ile bu kartı karşılaştırmak. Şöyle söyleyeyim. 1080p'de yaptım karşılaştırmaları. Her kart 2 GB olan versiyondan seçildi. RX 550 ve GTX 1000'lerin değerlerini internetten çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz arkadaşlar sizlerde. Ben de oradan buldum zaten. Peki hangi oyunları test ettim? GTA 5 Counter Strike Global, Global Offensive yani CSGO The Witcher 3 Wild Hunt Mass Effect Andromeda Bunları test ettim arkadaşlar. Şimdi İlk olarak isterseniz RX 550 ile bu kartı karşılaştıralım. RX 550 385, 400 liraya bulabileceğiniz bir kart. Dediğim gibi bu kart da 300 liralık bir kart. 2 GB'ından bahsediyorum yalnız RX 550'nin. Arada 80 liralık bir fark var. Şimdi 80 lira edecek performans artışı size sağlıyor mu bu peki? Öyle bir şey var mı? İlk oyunumuz Mass Effect Andromeda. Medium ayarlarda 32 FPS almış RX 550. Bizim kartımız 44 FPS almış. Yani Mass Effect Andromeda oynamak istiyorsak GT 1030 bize daha iyi bir performans vermiş. GTA, 5, GTA 5'te pro, e, durum ne? RX 550 57 FPS yapmış. GTA 5 56 FPS yapmış. Birbirlerine çok yakın. E, emin olun bir performans testi bir tane daha yapsanız 57'yi tutturacaksınızdır. CSGO'da durum ne? RX 550 94 FPS yapabilirken e, GTA 1030 127 FPS yapmış maksimum ayarlarda. Witcher 3 Wild Hunt'ta durum ne olmuş? Burada işte rengi birazcık değişmiş arkadaşlar. Medium değerlerde eee RX 550 35.7 FPS almayı başarmış. Bizim kartımız medium değerlerde 26.34 FPS alabilmiş. Hatırlarsınız hatırlarsanız arkadaşlar ben de Witcher 3 Wild Hunt'ı low'da oynayabilmiştim 34 FPS'de. Eee AMD RX 550 medium'da bu kart bu oyunu oynatmış 35 FPS'de. Bizim kartımız 26.34 FPS'de kalmış. Yani 4 oyun içerisinde e, 1030'u geçebilecek tek oyunda, e, 1030'u sadece Witcher 3 Wild Hunt'a geçebilmiş RX 550. E Tabi bazı oyunlarda o daha iyi performans verecektir, bazı oyunlarda e, 1030 daha iyi performans verecektir. O oyunun biraz da böyle şeyle alakalı, yapısıyla alakalı, e, hangi teknolojileri kullanmış onunla alakalı. O yüzden e, i̇ki kart arasında aslında performans farkının çok fazla olmadığını söyleyebilirim. Eğer Aris 550'nin 4 GB'lık versiyonunu alacaksanız Evet düşünülebilir ama 2 GB'lık versiyonu almayı düşünüyorsanız 1030'da işinizi görür gibi gözüküyor. Evet arkadaşlar şimdi GTX 1050 ile kartımızı karşı karşılaştıralım. Şimdi 1050 538 liralık bir kart. Aşağı yukarı 200 lira daha fazla vermeniz gerekiyor. Yani aslında şu kartın fiyatı kadar bir ekleme yapıyorsunuz aşağı yukarı. Yani e, bütçenizi iki katına çıkartıyorsunuz. Bütçenizi iki katına çıkarttığınız zaman e, size bu şeyi kazandırıyor mu geri beslemeyi? E, evet. Kazandırıyor arkadaşlar. CSGO'da e, bizim kartımız mesela 127 FPS alırken 1050 2 GB e, 256 FPS alabiliyor. Çok yüksek bir değer. Ama hadi CSGO 127 ile de oynarım abi ben. Problem yok diyebilirsiniz. Doğru. GTA 5'te durum nasıl? GTA 5'te ben 56 FPS alabilirken 1050 62 FPS ortalama değeri tutturabiliyor. Gene daha iyi. Mesofek Andromeda'yı high'da 60 üstü FPS'de oynatabiliyor. Ben medium'da 44 FPS oynatıyordum. Hatta ultra'da 1050 31 FPS oynatıyor. Ben ultra'da büyük ihtimalle oynatamıyordum arkadaşlar. Yani çok düşük FPS'lerde oynatıyorum. Medium'da dediğim gibi 44 FPS alırken biz adam ultra'da o FPS'yi alıyor neredeyse. High'da zaten 60'ın üstüne çıkıyor. Ee, 60 FPS üstü değer istiyorsanız ultra ayarlarda 1050 Ti en iyi seçiminiz. Ee, biraz kısarım abi ben diyorsanız 1050'nin 2 GB'ını alabilirsiniz. Dediğim gibi bu karttan çok daha iyi bir kart. Ee, abi benim o kadar param yok. 300 RAM var. Her oyunu ben medium low'da falan oynamak istiyorum. 60 FPS ya da işte 35 FPS gibi değerlerde oynayacağım. Abi açsın yeter. Yani ben zaten e-spor oynuyorum genelde. Dota oynuyorum, LoL oynuyorum, oynuyorum, Counter oynuyorum. Ee, diğer oyunlarda şöyle bazı oyunlara bakacağım. GTA 5 açacağım mesela diyorsanız bu kartı alabilirsiniz arkadaşlar. Benim yaptığım detaylı testler bu kadar. Dediğim gibi çok detaylı testler yapmaya çalıştım. İşte farklı kartlarla karşılaştırdım. 11 farklı oyunda kartımızı test ettim. Sıcaklık değerleri hiçbir zaman 66 derecenin üstüne çıkmadı. Eminim bu fan olmasa ve sadece metal bir plaka pasif soğutma olsa yine aynı şey çıkacak. Çünkü zaten çektiği watt değeri 30, 30 watt 30, 30 wattlık bir TDP değerine sahip. Ne çekiyor ki ne ısınsın? Öyle söyleyebilirim. Her zaman yüzde yüzde kullanıyor yalnız. Yani bu kart gücünü harcamadı falan diye bir şey yok. Her zaman gücünü tamamen kullanıyor. Güncel kodeklerin hepsini destekliyor. Ben işte ofis bilgisayarı kuruyorum falan diyorsanız oynatır her türlü kullanırsanız. Her türlü bir problem olmaz yani. Oyun oynayacağım abi diyorsanız dediğim gibi güncel e-spor oyunlarının hepsini oynatır size arkadaşlar. Overwatch, Dota, LoL, Counter Strike. Aklıma gelmeyen Heroes of Storm aklıma gelmeyen işte Smith 2 vesaire bütün oyunları oynatır arkadaşlar size. i̇şte Night Online oynayacağım, bilmem ne oynayacağım, WoW oynayacağım hepsini oynarsınız. güncel oyunlardan, güncel işte AAA denilen 3A oyunlardan hangilerini oynatır? Aşağı yukarı hepsini oynatıyor. Bazılarında 35 FPS alıyorsunuz, bazılarında 55 40 55 60 FPS alıyorsunuz. Görüntü ayarlarınızdan biraz feragat etmeniz gerekiyor. 300 liraya alabileceğiniz en iyi kart arkadaşlar bu. Şimdi kartın artıları ve eksilerine gelmek istiyorum ben. Kartın en büyük artısı dediğim gibi ucuz olması. Yani şu kartı kullanarak 1200-1300 liraya sistem toplayabilirsiniz arkadaşlar. Ki dediğim gibi böyle bir video ben çekeceğim. hatta sistemi toplayacağım sizinle beraber. O video içinde yine kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Geldiğinde haberiniz olur bu sayede. 1200, 1300, 1400 lira seviyesine işte seçeceğiniz parçaların fiyatına bağlı işte indirimden mi yakaladınız vesaire gibi işte 1200 ile 1400 lira arasına bir sistem toplayabiliyorsunuz. Bu sistemde de güncel oyunları açabiliyorsunuz. Low, medium vesaire ayarlarda. Eski oyunları zaten oynuyorsunuz. E-spor ee, e oyunlarının da hepsini oynuyorsunuz. Yani LoL açıyorsunuz çatır çatır oynuyorsunuz. Counter Strike açıyorsunuz çatır çatır oynuyorsunuz. Overwatch açıyorsunuz çatır çatır oynuyorsunuz. GTA 5 açıyorsunuz, açıyorsunuz çatır çatır oynuyorsunuz arkadaşlar hiçbir problem yok böyle olunca da bu kartın en önemli özelliği de fiyat olmuş oluyor. 300 liraya size bunları yaptırabiliyor. Eksi özelliklerini saymak gerekirse e, kartın fiyatıyla bağlantılı olarak VRAM'inin düşük olması ve mesela 64 bit veri yoluna sahip olması, e, 128 bit olsa bu kart ya da mesela 4 GB'lık bir versiyonu olmuş olsa, işte mesela 1030 Ti olsa ya da işte e, 1040 olsa birazcık böyle azıcık daha iyi olsa çok iyi bir kart olacakmış arkadaşlar. Hani e, hani ben abi 380 lira vereyim ama birazcık daha iyi olsun be diyorsanız olabilirmiş arkadaşlar. Ben de beklerdim öyle bir versiyon. Hani 1030 Ti, belki 1040, belki işte 1034 GB versiyonu gibi bir kart olsaymış çok daha iyi bir kart olabilirmiş. Tek gördüğüm eksi de bu. Hani başka bir eksi sayamıyorum çünkü kartın fiyatı gerçekten çok ucuz. Ee, Belki oyun işi görüntü alma, işte yayın yapma vesaire gibi şeyleri de desteklese daha iyi olabilir diyeceğim ama kartın performansıyla alakalı bir durum. Ee, onu desteklemiyor. Yani yapamazsınız arkadaşlar. Hani çok e, oyununuzdan feragat etmeniz gerekir. Gerçekten de onu yapmanın bir manası yok. Ben abi YouTube kanalı açacağım, işte oyun oynayacağım, oyun yayınlayacağım falan filan diyorsanız bu karta girmeyin arkadaşlar. Birazcık daha iyi bir kart almanızı tavsiye edebilirim. En azından GTX'li bir kart alın. Bu kart GT bir kart. GTX'li bir kart alın. 1050 alın ondan gidebilirsiniz. O için o iş için daha iyi olabilir. Yani o tarz işler için uygun değil. Benim GT 1030'da ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi oyun içi performans testlerini, bütün oyunlar için yaptığım testleri ve spesifik olarak işte GTA 5, Battlefield gibi oyunlar için yaptığım testleri de videonun sonunda ve açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Sonsuz olarak benim gerçekten çok memnun olduğum bir kart oldu. 300 liraya gerçekten bütün oyunları size Oynatabilecek, PlayStation seviyesinde oynatabilecek bir kart. Ben memnun kaldım. Sizin de memnun kalacağınızı düşünüyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kişiyle kalın arkadaşlar. Görüşürüz.